Erman Toroğlu'ndan bomba sözler. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi Galatasaray sezonun 3. hafta karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Sarı Kırmızılar etkisiz görünse de Icardi'nin mükemmel bitiriciliği ve golleriyle farklı kazanmasını bildi. Cimbom gelecek Süper Lig maçında 17 Eylül Pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak. Galatasaray bu maçı da kazanarak galibiyetlerine devam etmek istiyor. Erman Toroğlu Galatasaray'ın aldığı galibiyetle ilgili şunları söyledi. Bu sahalara çok güzel bakla ekilir. İyi patates yetişir bu zeminde. Mantarlar da iyi çıkar. Bu sahalarda futbol oynanmaz. Türkiye'de futbol oynanacak saha kaç tane? Tepeden aşağıya bir ayıklama yapmak lazım. Bu sahaya Avrupa'dan hangi takımı getirebilirsin? Icardi diye bir adam var. Havadan, yerden, tek vuruşta bence dünyanın en iyisi. Biraz iddialı oluyor ama böyle. İddia ediyorum dünyanın en iyisi. Galatasaray bildiğimiz gibi futbol değil top oynuyorlar. Bu sene Galatasaray böyle. Ama Icardi başka bir şey. İfadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden 17 Eylül Pazar günü oynanacak Samsunspor maçına odaklandı. Peki sizce Cimbom Samsunspor'u da rahat bir şekilde geçebilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'ın yeni transferi canlı yayında açıklandı. Cimbom'da savunma hattına takviye adına temaslarda bulunulan isimlerin sayısı artıyor. Kesinlikle bir stoper takviyesi yapacak olan Sarı Kırmızılar, Bragantino'dan Leo Ortiz için devreye girdi. Brezilya basınına göre Galatasaray, Leo Ortiz için Bragantino'ya ilk teklifini sundu. Red Bull Bragantino, kaptanı için yapılan ilk teklifi reddetti. Önerilen ve talep edilen tutar arasında küçük bir fark olduğu ifade ediliyor. Henüz Ortiz'le transfer konusunda temasa geçmeyen Galatasaray, öncelikle oyuncunun kulübü Bragantino'yu ikna etmeye çalışıyor. Leo Ortiz yaklaşık 2 yıldır Galatasaray'ın scout ekibi tarafından takip ediliyordu. 27 yaşındaki stoper 2019'da bedelsiz olarak Internacional'dan Bragantino'nun kadrosuna katılmıştı. Burada sergilediği performansla takım kaptanlığına kadar yükselen Leo Ortiz, Brezilya milli takımının da aday kadrosunda kendine yer bulmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Brighton'ın da takip ettiği sambacı stoperin 5 milyon euroluk bonservis bedeli ve 1 milyon euroluk maaş karşılığında Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Cimbom'a Brezilyalı 10 numara. Galatasaray'da transfer bitmiyor. Sarı Kırmızılar'da eksik bölgelerin haricinde kadro kalitesini artırma operasyonu da son sürat devam ediyor. Oyuncu izleme ekibinin raporu doğrultusunda harekete geçen Sarı Kırmızılı kurmaylar rotasını Brezilya'ya çevirdi. Transferde Güney Amerika pazarına yönelen Cimbom, Palmeiras forması giyen Rafael Veiga'nın peşine düştü. Okan Buruk merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen Veiga'nın hücum çeşitliliğinden yararlanmak istiyor. Son dönemde yaptığı çıkışta dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, Avrupa kulüplerinin ilgisini de çekmeyi başardı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Veiga, geçtiğimiz sezon sahaya çıktığı 40 maçta 18 gol atıp 6 da asist yaparak tam 24 gole doğrudan etki etti. Cimbom oyuncunun kulübünü de ikna etmesi halinde Veiga ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'a Sergio Ramos müjdesi. Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli yıldızları dahil eden Aslan'ın son bombası Sergio Ramos. Sarı Kırmızılar uzun süredir peşinde olduğu İspanyol stoperin transferinde mutlu sona çok yakın. Yıldız oyuncunun numarası ve alacağı ücret belli oldu. İşte detaylar. Bu sezon yaptığı takviyelerle gündem olan Sarı Kırmızılar'da transfer çalışmaları sürüyor. Transferin son demlerinde Cimbom'da gözler stoper ve orta saha bölgesine çevrildi. Stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'ın gündemindeki bir numaralı isim ise Sergio Ramos. Süper Yıldız, Cimbom'un bonuslarla birlikte 8 milyon euroluk teklifine sıcak baktı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alan Cimbom, bu faktörle Ramos'u ikna etmeyi başardı. Dünyanın en iyi stoperi olarak gösterilen Ramos'a tarihi karşılama töreni yapılacak. Ramos'un ücretinin bir bölümünü kulüp, önemli bir kısmını ise sponsorlar karşılayacak. Yıldız futbolcu Real Madrid ve Paris Saint Germain'deki gibi Galatasaray'da da 4 numaralı formayı giyecek. Galatasaray yeni Pogba ile masada.
Galatasaray'da 6 numara transferinde gündeme gelecek vadeden bir isim geldi. Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 19 yaşındaki merkez orta saha Habib Diarra, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 10 milyon euro üzerine bir bonservis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal'da ilgileniyor. 21 yaş altı olduğu için Diarra'nın Galatasaray'a transfer olması halinde kontenjandan kadroda kendisine yer açabilir. 2 sezon önce Strasbourg'la A takım maçlarına çıkmaya başlayan Diarra, geçen sezon 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransız'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi hediyesi Verratti. Galatasaray transferde dev operasyonlara devam ediyor. Son dönemde stoper ve orta saha üzerinde yoğunlaşan sarı kırmızılı ekibin ön libero adayları arasında Marco Verratti başı çekiyor. Paris Saint Germain'de kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncuya Suudi Arabistan kulüplerinin de talip olduğu belirtilirken, Verratti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basını başarılı orta sahanın transferi için Galatasaray'ın görüşmeleri hızlandırdığını duyurdu. İki kulübün zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama ve sonraki satıştan %100 için pazarlık yaptığı kaydedildi. Galatasaray 3 milyon euro kiralama bedeli ödemeye hazır. Ayrıca Icardi'de olduğu gibi Verratti'nin de maaşının bir kısmı karşılanacak. Paris Saint Germain ise Mauro Icardi'de yaptığı hataya düşmekten korkuyor. Fransız devi Verratti'nin de Icardi gibi Galatasaray ve İstanbul'a hayran kalıp kendilerini bir sözleşmeye zorlama ihtimali üzerinde duruyor. Bu yüzden sözleşmeye kesinlikle bir zorunlu satın alma eklemek istiyorlar. Monaco'nun yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray orta saha bölgesindeki transfer ihtiyacını yıldız bir ismi özel uçakla İstanbul'a getirerek giderecek. Yönetiminin en önemli gündemlerinden biri haline gelen orta saha transferi için Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha arayışları doğrultusunda transfer gündemine neredeyse her gün yeni bir isim eklenen Galatasaray için bir iddia da Fransa'dan geldi. Gazetelere göre sarı kırmızılılar Monaco'nun yıldız oyuncusu Youssouf Fofana ile ilgileniyor. 25 milyon euroluk piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray'la Monaco temsilcilerinin görüştüğü, sarı kırmızılıların daha sonra futbolcuyla da temas kuracağı iddia edildi.